Amacı bilinen, samimiyetsizlik, dışlayıcılık, amaç dışı faaliyetler, bölücülük gibi faaliyetler, pasiflik, bu tip şeylerde anketlerde bakıyoruz ki STK'ların doğrusu toplumdaki gelişmesine veya itibar kaybına neden olan faktörler olarak önümüze çıkıyor. STK'lar Batı ülkelerinde olduğu gibi aslında ülkemizde de her geçen yıl artıyor ama bu ülkelerde STK'lar hükümet politikalarına yön vererek bazı politikalardan da hükümetin vazgeçilecek kadar etkili olmasına rağmen Türkiye'de bu noktada yetersizlikler görüyoruz. Hatta Avrupa'da birçok yerde hükümetler politikalarını STK'lara geliştiriliyor ve yönetim daha da paylaşılık gibi bir konumda olmalarına rağmen Türkiye'de STK'lar aslında iktidarın biraz gerisinden geliyor. Yani politikaları destekler bir mahiyette STK'lar rol alıyor. Oysa STK'lar belli politikalarıyla iktidarın politikalarına, iktidarın icraatlarına yön vermesi lazım. Şeye baktığımız zaman, toplumun STK'lardan beklentisine baktığımız zaman, bakın, en çok maalesef kurul olmamasına rağmen toplum eğitimde en çok beklentileri eğitim alanında STK bekliyor. Sağlık, hayır işleri, demokrasi, kalkınma, kadın, çevre böyle sıralanıyor. Ama yine STK'ların toplumdaki en etkili STK'lara baktığımızda çevre ile ilgili faaliyet gösteren STK'ları en etkili STK'lar olarak görüyoruz. Enteresan. Yani çünkü altında bir ideolojik yapı var. Yani aslında STK'ların en önemli gücü, mücadele gücüdür. Ama STK eğer kendi idealleri doğrultusunda o mücadele gücünü alana hissettirmezse hedeflerine de ulaşamaz. İşte çevre örgütleri bakıyoruz anketlerde en çok toplumda etkili olan STK'ların çevre alanında faaliyet gösteren STK'lar olduğunu görüyoruz. STK'lardan tabii toplumun esas STK'ların kattığı değer olarak nedir diye bir ankete baktığımızda toplumu harekete geçirmiş olan. Yani mücadele azmi. Ben doğrusu zaman zaman söylemişimdir. STK'lardaki en önemli güç parasal güç değil aslında. En önemli güç insan gücü, insan potansiyeli. Eğer siz insan potansiyelini harekete geçirebilirseniz en önemli gücü yakalamışsınızdır demek. İkincisi bu hareket, bu insan potansiyelini harekete geçirebilmek. Yani bir mücadele azmi ve proje geliştirebilmesi ve teşebbüs edebilme gücüne sahibiz. Eğer siz bu teşebbüs edebilme gücünüz varsa sizde en büyük sermayenizdir. Para bence bu tip işlerde dördüncü sırada gelir. Ama maalesef birçok STK'ların maddi kaynak noktasında boğuştuğunu görüyoruz. Çünkü yanlış yerden başlıyorlar. Eğer birinci güç olarak insanı önemsemiş olmuş olsalar, insan potansiyelinden istifade etmeyi birinci sıraya koymuş olsalar ve kapıları herkese açıp da çok daha her insanın birikiminden istifade etmeyi hedeflemiş olsalar aslında birçok mali konu diye mali sıkıntı diye hiçbir şeyleri kalmayacak. STK'lardaki başarısızlığın nedenlerinin doğrusu şeffaf olmamak, ekonomik sıkıntılar, iletişimsizlik, kişisel çıkar sağlamak, pasiflik, amaç dışı faaliyetler, kurum içi demokrasi eksikliği, nitelikli kadro eksikliği, kurumsallaşamama, yönetici zafiyetleri ve vizyonsuzluk olarak doğrusu sıralayabiliriz.
kamu yöneticileri STK'ların geleceği hakkında görüşlerinin bir ankete baktığımızda ileriye yönelik daha etkili bir STK'nın oluşacağını öngörüyorlar. Demokratikleşmeye STK'ların demokratikleşmenin güçlenmesiyle beraber, gelişmesiyle beraber STK'ların da Türkiye'de gelişeceği tahmin ediliyor. Ki aynı şekilde gelişme devam ediyor. Daha kurumsallaşmış bir yapıya dönüşeceğini, kötü olan STK'ların elbette ki ayıklanacağını ve STK'lar arasında da işbirliğinin gidecek, giderek artacağını öngörmekteyiz. Burada doğrusu birkaç esas vurgu yapmak istediğim, özellikle dikkat etmemiz gereken birkaç hususu arz etmek istiyorum. Üç başlık alındı. Bunlardan bir tanesi iktidar STK ilişkileri, bir diğeri STK'ların siyasetle olan ilişkileri STK'lar açısından, bir diğeri de daha çok genç kardeşlerimize gençliğe yönelik de bazı şeyler söylemek istiyorum. Yani Türkiye'nin STK'larıyla ilgili profili, potansiyeli, problemleri çok özet geçtim. Sürenin de az olması dolayısıyla çok fazla da doğrusu bu tip şeyler çok uzatmamak lazım. Çok sıkıcı olur bu tip devirleri. O bakımdan atlayarak geçiyorum. Esas sonuç olarak doğrusu iktidar STK ilişkilerinde vurgulamak istedikleri. STK'lar her geçen gün öneminin artması sebebiyle siyaset ve iktidar STK'larla elbette ki her geçen gün daha yakından ilgileniyor. Muhalefetle ilgileniyor, iktidarlarla ilgileniyor. İktidar ve siyaset politikaları belirlerken sivil toplum kuruluşlarıyla istişare etmeyi, birlikte hareket etmeyi önem vermesi lazım. Ama iktidar STK'ları devlet kurumları gibi görmemeli, siyasetin bir parçası haline dönüştürmeli. Bu çok son derece önemsediğim bir konu. Güçlü ekonomi ve güçlü iktidarlar devlet eliyle ben bütün hizmetleri yaparım. Gücü var devletin. Burada STK'lar lüzumsuz konuma düşmüyor. Devlet aslında birçok hizmetini STK'lar marifetiyle yapabilir. O gönüllü o hizmetlere çok daha zenginlik, çok daha içerik katar, çok daha güzellik katar ve böylece doğrusu halkı da yönetime, halkı da ülkenin sorunlarına, ülkenin problemlerine, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine katmış olur. O sürece dahil etmiş olur. Ama şimdi bakın bir örnek vereyim. Benim gücüm var devlet olarak. Kredi yurtlar kurumunda her ile istediğim kadar yurtları yaparım ve bütün talebeyi de devlet eliyle barındırırım. Yapabilir mi devlet? Gücü buna var mı? Var. Burada STK'ların hizmet alanlarının tamamen daraltmış oluyor. O halde o zaman birçok alanda güçlü devlet olsak bile, güçlü demokrasi olsak bile o güçlüyü koruyabilmek için güçlü STK'lara ihtiyaç olduğunu, güçlü ekonomiyi de devam ettirebilmek için yine güçlü STK'lara hizmeti devam ettirebilmek için de halka ve STK'lara ihtiyacımızın olduğunu doğrusu göz ardı etmemek lazım. STK'lar gönüllülük misyonuyla pek çok hizmeti iktidarlardan daha kaliteli ve daha da halka sunabilir. İktidarlar STK'ların eleştirilerine de tahammül edebilmeli. STK, esas amacı STK'nın kendi tüzüğündeki gaye maddesini gerçekleştirmektir. STK'nın amacı odur, bir gaye için kurulmuş. O zaman o gaye doğrultusunda çalışmalarına devam eder, o gayesine uygun olmayan konularda da eleştiriler yapabilir. Evet, ulusal meselelerde elbette ki iktidarların yanında yer alabilir, karşılığı yer alabilir. Onlar aynı şey, genel konularda. Ama STK'nın esas amacı kendi hedeflerini gerçekleştirmek olur. STK'ların denetim fonksiyonu icra etmelerinin önemi göz ardı edilmemeli. İktidarda STK'lar direkt proje desteği verildiği gibi aslında STK'lara dolaylı yollardan da pek çok destekler verilebilir. Geçmişten bugüne kadar STK'larda epey bir iyileştirme yaptı siyaset. Diyelim ki dün pek çok STK'yı belki
bir potansiyel suçlu olarak gören bir anlayıştan dernekler masası emniyetin içerisinde bir duru olduğu bir konumundan kurtardı. Bugün İçişleri Bakanlığı'nda bir daire başkanlığı. Ama bu bile aslında İçişleri Bakanlığı'ndan bir çıkarılması belki farklı bir statüde ve Ekonomi Bakanlığı'nda farklı bir yapıya, yani İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinden çıkarılarak farklı bir yapıya kavuşturulmalı. Kamu yararı gibi hizmet amacına uygun diğer destekler, arsa desteğidir, teşviklerdir vesaire şeylerle aslında güçlü bile olsa devlet burada STK'ları birçok yönüyle desteklemesi gerekir diye düşünüyorum. İktidarlar tabii başarıların devam ettirebilmeleri için de doğrusu STK'ların ve halkı temsil eden STK'ların da halkın da taleplerini dikkate almalı, politikalarını ona göre uygulamaya koymalıdır. İktidarlar insan istihdamında, bunu da çok önemsiyorum, istihdamında liyakata önem vermeli, asla ehliyet ve liyakattan taviz vermemeli. STK'lar aslında bir insan istihdam alanı olmaktan çıkmalı, çıkartılmalı. Bunu daha çok STK siyaset ilişkisinde de değinmek istiyorum. STK'lar siyaset ile direkt maddi ve organik bağ kurmamalı. Siyasetin bir organı durumuna gelmemeli, siyasetin yan bir örgütü olmamalı. STK'lar sivil kalmayı becerebilmelidir. Sivil kalmayı becerebildiğimiz zaman güçlü olur. STK'lar kendi gayesine uygun icraatlarda iktidar destekleyebileceği gibi beğenmediği ve karşı olduğu meselelerde de eleştirme cesaretini gösterebilmesi lazım. STK'lar kendi amaçla bir sivil kuruluş olup devlet imkanlarından istifade etmek olmamalı. STK'ların esas amacı gayesini gerçekleştirmek olmalı. Yani devlet nasıl olsa birçok imkanlar veriyor, bir STK kuralım. Bu işte başarılı olan bir STK modeli değil. Herhangi bir gayeyi gerçekleştirmek için ideolojik altyapı gerçekten STK'ların dinamizmi açısından son derece önemli. Eğer bir idealiniz yoksa, bir hedefiniz yoksa, bir gayeniz yoksa çok etkili bir STK olmanız mümkün değildir. STK'lar projeleriyle, önerileriyle her zaman iktidara ve siyasetin önünde olmalı. Asla siyasetin gerisine düşmemeli. Çünkü STK'da bir hedef vardır, bir gaye vardır. O gayeyi gerçekleştirmek için bir mücadele vardır. O zaman siz her zaman iktidarın önünde belli tekliflerinizde, belli önerilerinizde iktidara yol göstericilik yapmalısınız. Esas amaç odur. Ve toparlayalım mı? Peki. Siyaset STK'lara yön vermemeli, STK'lar siyasete yön vermeli. STK'ları bekleyen belli başlı tehlikeler, bakın, STK'lar arkadaşlar bir rant kapısı olmaktan kurtarılır. Burada bir, ya bir STK kuralım, devlet imkanlarından istifade edelim. İki, bir STK'mız olsun, bir statü kazanalım. Ben bir örnek vereyim. Bir ille ilgili bir federasyon, ne için kurulur? Ortak fayda nedir? O ilin çıkarlarının menfaatlerini veya o lobisini yapmak, menfaatlerini, çıkarlarını korumak. Peki bir Artvin gibi bir ilde 3 tane federasyon olursa buna ne dersiniz? Bir pozisyon elde etmek dersiniz. Evet. Bir diğeri o bakımdan STK'larda hesabı olanlar değil, hasbi olanlar görev yapmalı. Bütün amaç o STK'nın gayesini gerçekleştirmek olmalı ve karşılıksız hizmet olmalı. Ve STK'larda ticaretten uzak durmalı. Evet, gençlerle ilgili söyleyeceklerimi de bitireyim, toparlayayım. Toplumsal bir varlık olmanın gereği olarak, ister kamu arkadaşlar, ister özel sektörde, isterseniz kendi işinizde çalışın. Yaşadığımız topluma ve devletimize karşı, milletimize karşı sorumluluğunu yerine getirebilmek için mutlaka STK'larda görev yapın. Onun için sizleri tebrik ediyorum gençler. Kendinizi bir alkışlayabilirsiniz.
aksine en azından üçte birini işinize ayırırken, üçte birini kendinize, ailenize ayırırken, üçte bir vaktinizi de mutlaka millet için, toplum için ayırın. Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde maddi ve manevi olarak kalkınmış, huzur ve refah içerisinde yaşayacağımız bir toplum idealiniz olsun. Bu idealinizi gerçekleştirmek için çeşitli STK'larda yer alın, amacınız hizmet olsun, STK'lar üzerinden ne olur bir yere gelmek olmasın. Bak, STK'larda bulunmayın. Bir makam mevki peşine koşmaya dönüştürürseniz işin bütün bereketini. Burada Allah rızası için hizmet olacak. Hizmet ettiğiniz süre zarfında insanların duasını ve Allah'ın rızasını kazanmış olmak hedef olmalı arkadaşlar. İşinizi iyi yapın. Başarılı olmak için de büyük fedakarlıklar yapın. Çok çalışın. Bir yere gelebilmek için iş yapmayın. Gençler, sadece o iş yapılması gerektiği için yapın. Yani şef olacağım, bilmem müdür olacağım, genel müdür olacağım, işiniz, hedefiniz oralara gelmek değil. O işin hakkını vererek en iyisini yapmak. Bir makama gelebilmek için kimsenin kafasında kul ve köle olmayın. Kendinizi pazarda, iş borsa tezgahında satılacak eşya durumuna düşünmeyin. Milletvekilleri olarak her gün kapımızda yüzlerce bu tarzda insanla karşılaşıyoruz. Ya mübarek, kalitesini düşürüyor, seviyesini düşürüyor. Oysa iyi donanılmış insan kapı kapı dolaşmayın, kuyumcuda altın olmayı başarın ki talepleriniz çok olsun. Şunu bilin ve inanın ki insanlara hizmet etmekten alacağınız hazzı ve zevki, mutluluğu dünyada size başka hiçbir şey karşılıyor. İnsanlara hizmet etmenin zevkini tattınız mı? Her şeyden önemlisi bu. STK'larda görev almanız sizlere çok ciddi birikimler ve büyük mücadele azmi kazandıracak diyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edilmeli. Allah bir kul hakkında hayır bulardı derse de onu insanların hizmetine amade kılar.